kurulundan bu yana yaptığımız faaliyetleri de böyle slide'da sıralamaya çalıştık. Yönetken tabii bunu uygulayabiliriz. Birçoğunuzla beraber çöp topladık, çevre temizliği yaptık, ağaç diktik. Sonra o ağacı yol yaptılar tabii, ağaç diktik. Ben geçen gittim, baktım hiç ağaç kalmamış abi, hepsini yol yapmışlar. Nerede afişi, Çandarlı Limanı'nın afişi kimin arkasında? Bir bakar mısın arkasındaki şurada, afişlere? Nerede? Orada mı? Abi bir bakar mısınız yani adı balık turu. Bir bakın balığa benziyor mu hiçbiri ya? Ne kadar yaratık varsa hepsini tuttular. Çöp varsa balık yok. Balık hobimizle bir araya geldik ama asıl amacımız doğaya, ekolojiye elimizden geldiğince koruyabilmek. Onun için zaman zaman geçmişte gördüğünüz 29 Nisan'da geçen sene toplu balık ölümleri oldu derede. Onun için koştuk, mücadele ettik. Balıkların gramını ölçüp toplam balık ilk ürünü sayısını bulmaya çalıştılar. 5630 tane İsrail sazanı yakalandı. Biz buna ekolojik temizlik diyoruz çünkü istilacı bir tür. Girdiği yerde su hayatını domine ediyor, diğer hayvanlara yaşama şansı bırakmıyor. Görsellerimizi örnek olarak kullanıyorlarmış. Yani yarışma, ekolojik temizlik böyle yapılır, böyle mücadele edilir diye. O da bizim için gururlandırıcı. İnşallah bu manada daha güzel işler yapmak nasip olur. Üçüncü oldu ama Yiğit Efe oğlu Gençler Türkiye birincisi oldu. Aslında alkışı Yiğit Efe için alalım. Kandırdı ortamıza, bundan mı tutacağız dedi. Bu soru Yiğit Efe Türkiye birincisini getirdi arkadaşlar gençler kategorisinde. Bizi de orada onurlandırmış oldu. Yine 81 vilayet içerisinde, ilk 20 dernek içerisindeyiz Türkiye'de. Yani doğaya saygı kapsamında, özellikle TASO'nun sadece balık tutma anlamında değil, çevreye, doğaya saygı anlamında isimler verildi. Birlikte yönetimle beraber oturduk. Önerilen isimler geldi. Tavşanın çapında doğaya kimler katkı sağlıyor, kimler duyarlılık gösteriyor çevre kirliliğine. Masaya bunlarla ilgili isimler geldi. Bu isimler üzerinde iki tanesinde uzlaştık ve onlara doğaya saygı ödülleri kapsamında teşekkür belgelerini sunmak istiyoruz. Bir de tabii en son Yiğit Efe'ye bir onur ödülümüz, onur belgemiz olacak. Evet, işi ilginç yanıysa bizi videoya çeken arkadaşlara o doğaya saygı ödüllerini vereceğimiz için bizi kim çekecek merak ediyorum. Telefonlarınızı çıkartırsanız adamlar ödül aldık ama videosu yok demesinler. Arkadaşlar, ilk Tuna işleri alacağız, Tuna Bey'i alacağız. Tamam. Başlarınızla Tuna işleri alacağız. Teşekkür belgesini vermek adına başkanımız İbrahim Bey. Ben şunu anlatmak istiyorum, yani medya üyesi olarak. Bir abone gelin. Tuna Bey, istersen 2 dakika bekletelim burada. Medya mensubu olduğu için doğal olarak bu teşekkür belgesini alıyor diye almıştır birçok yerde. Öyle düşünüyor olabilirsiniz. Abi şöyle göstereyim. Abi inanın, sadece haber anlamında değil. En son YouTube'a gel isterseniz bakın. Kurçay'daki o ağlarla ilgili, ağlarıyla ilgili. 1,5 yıl durdu orada. 1,5 kilometre ağ. 1,5 yıl Kurçay'da durdu. Binlerce balık öldürdü, kurbağa öldürdü, yılan, kerevit öldürdü. Biz bununla ilgili bütün kurumları bilgilendirdik. Hani jandarma, ilçe tarafından, milli parklarına. onlar da güzel işler yapıyorlar ama hepsinden önce Tuna Bey koşturdu geldi. Kendi aracıyla kaldı geldi. Bunu yapmak zorunda değildi. Diğer çevre konulu çalışmalarımızda da, bunda da üstün bir gayret gösterdi. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum huzurunuzda. Yani bu teşekkür belgesini vermemizin sebebi sadece medya mensubu olması değil, doğaya saygı anlamında, doğaya olan duyarlılığı. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İkinci doğaya saygı ödülümüz, bir diğer medya mensubumuz Nihat Mermelek Çiçek'e, Başkanımız İbrahim Gülsoy'a verilen teşekkür belgesini. Nihat Bey bu anlamda biraz mütevazı davranıyor ama işin gerçeği Nihat Bey'deki yani çevre bilinci adına, doğaya saygı adına bu refleksi biz herkeste göremedik. Sadece Nihat Bey'le veya Tuna Bey'le değil, birçok insanla muhatap oluyorsunuz bu işleri yaparken. Ne zaman ihtiyacınız olsa Nihat Bey'i biz yanımızda bulduk. Çevre bilinci, doğaya saygı anlamında kendine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arada canlı yayını seyrediyorlar. Hocam bu özellikle önemli olan bir şey var.
bezlerini gidip gömüyorlar. Bu tamamen hurafe. İşte çocuk bezlerini çöpe atarsak efendime söyleyeyim, yok çarpılırız, yok bir şey olur falan gibisinden. Gençler kategorisi birinciliğini aldı. Ona da onur ödülü, onur belgesi var. Bravo! Saat o 6 kilo koltayı elimden bırakmamış. İnanın bana, yani tesadüf, şans falan değil. Orada Mümin Hocam değil mi, biz yorulduk, at çek yaparken dinlendik, uyuduk. Yani gözümü açıyorum, Yiğit Efe hala at çekiyor, hala at çekiyor. İnanılmaz bir azim var, istek var.